Merhaba sevgili dostlar. Bin Bir Gece Uykuları programı ile sizleri iyi uykuya olan yolculuğumuza dahil etmek istiyorum. Bu program dizisiyle sizlerle uyku bahanesiyle hayatı konuşacağız. Birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir hayatın peşinden gideceğiz. Haydi buyurun. Merhabalar sevgili dostlar. Program ilerledikçe çok değişik değişik geri bildirimler alıyorum. ...bizim şirketten bir arkadaşım en son bölümleri dinlemiş dedi ki... ...abi programlar çok eğlenceli, keyifli, şiirler, hikayeler falan ama... ...uykuyla ilgili kısımlar biraz sıkıcı olabiliyor. Yani bunları azaltsan mı, kısatsan mı, ne yapsan falan dedi. Z kuşağı işte. Dedim ki evladım, yani bak benim derdim sana... ...bunları anlatabilmek zaten. Yani ıspanak yedirmek istiyorum sana. Ama ıspanağı da öyle... Yani okul yemekhanesindeki gibi eski usul yapmıyorum yani. Önden biraz kremalı ıspanak çorbası takdim ediyorum. Sonra trüflü ıspanak yatağında bonfile sunuyorum falan. Ama derdim ıspanağı yedirmek yani. Hani o ıspanağı da çıkartırsam bizim amaç değil mi? Yani hani bak Temel Reis vardı, Safinaz vardı, Demir falan hani böyle güç, kuvvet falan. Bir şeyler anlatmaya çalıştım ama ne kadar anladı ben de bilmiyorum. Fakat tabii İki gün geçti. Ondan sonra bambaşka bir geri bildirim tam tersi. Bizim yatsanda yurt dışı satışların başında Timur arkadaşım var. Çok yakın kardeşim. Dedi ki bütün Fransa dönüş abi dedi. Senin podcastleri dinledim. Tabii güzel olmuş yani eline sağlık falan ama yani amma uzattım be ya. Hikayeleri, hikayeler böyle ağlak ağlak şiirler falan. Ya ben senden uyku dinlemek için açtım. Yani şöyle kısa derli toplu uyku işini bir anlatsam bir anlasak falan dedi. Dolayısıyla şimdi Timurcuğum bugün senin için yoğurtlu ıspanak yaptım kardeşim. Direkt öyle içinde sulu sepken şiirler falan da yok. Zaten gündüz gözüyle yazdım. Yani bu bölümler sayesinde gündüzleri ne kadar sıkıcı bir adam olduğumu da ifşa ediyor olacağım. Tamamen akıl üzerinden bakıyoruz konuya bugün. Dolayısıyla şimdi uykunuzu geliştirmek için ölçebilmek kendi uyku performansını bilebilmek çok önemli. Bugün bundan bahsedeceğiz. Şimdi işletme yönetiminde bir prensip vardır. Ölçemediğiniz bir şeyi iyileştiremezsiniz. Ölçmek de tek başına aslında farkındalık sağlayan bir iştir. Yani hatta ben iş hayatında şunu gördüm, deneyimledim. Bir şeyi sadece ölçerek bile o işin otomatikman iyileşmesine sebep olabilirsiniz. Yani artık akıl oraya odaklandığı için midir? E, yönetim oraya odaklandığı için midir bilmiyorum ama kayıt tutmak iyi gelir yani. Şimdi insanlar genel olarak sorulduğunda ne kadar uydukları ve nasıl uydukları ile ilgili çok muğlak bir fikre sahiptirler. Ve genellikle aslında olduğundan daha çok ve daha iyi uyuduklarını düşünürler. Tabi bu podcast dizisinde son tahlilde misyonumuz sizlerin uykularını geliştirmek ve uykularınızı iyileştirerek sizlerin hayatına sağlık, mutluluk ve ilişkilerinize olumlu bir dokunuş yapabilmek. Dolayısıyla daha nispeten yolun başındayken sizlerin bir kendinizi ölçmeniz, bir kayıt tutmanız, belli bir süreliğine de olsa kendi durumunuzu anlamanız ve kayda almanız ileride bu gelişimi tespit edebilmek açısından da güzel olabilir. Şimdi tabii aslında çok basit bir soru var karşımızda. Ya yani ben iyi uyuyor muyum? Peki gerçekten ben iyi uyuyor muyum, uyumuyor muyum? Bunu nasıl anlarım? Bir kere aslında en basit yöntemi şu. Kendinize gayet subjektif bir takım sorular sorarak ve bunların cevaplarını işte bir yere not ederek bunu oturup baktığınız zaman aslında durumu üç aşağı beş yukarı anlama şansınız var. Nedir bu sorular? İsterseniz not da alabilirsiniz. Mesela yatağa gittikten sonra uyumanız 20 dakikadan fazla zaman alıyor mu? Düzenli olarak geceleri bir kereden fazla uyanıyor musunuz? Gece uyandığınızda tekrar uyumanız 20 dakikadan fazla süre alıyor mu? Gün içerisinde yorgun hissediyor musunuz? Veya işte konsantre olmanız zor oluyor mu? Bu yüzden daha fazla kahve içmek mesela zorunda hissediyor musunuz kendinizi? İnsan cildi çok enteresan aslında uykunun bir göstergesidir biliyor musunuz? Mesela cildiniz çatlıyor mu? Gözlerinizin etrafında koyu renk çizgiler gelişiyor mu? Gözlerinizin altında şişlikler, torbalar falan oluşuyor mu? Bunlar iyi indikasyonlardır. Aynı şekilde açlık tokluk hissi de çok önemli bir indikasyondur. Gün içerisinde sık sık aç hissediyor musunuz ve özellikle yüksek kalorili yiyecekleri canınız çekiyor mu? Hani böyle rejiminizde çok ciddi bir değişiklik yapmadan kilo alıyor musunuz? Veya bir diyet yapıyorsanız diyet yapmanıza rağmen kilo veremiyor olabilir misiniz? Bunları da bakmanız önemli. Duygusal durum uykudan çok etkileniyor. Normalden daha stresli, duygusal olarak yorgun, daha sinirli veya tahammülsüz hissediyor musunuz? Bunlara verdiğiniz en azından bir kısmına verdiğiniz soru cevaplar olumsuzsa uykusuz kalmış olabilirsiniz veya kronik bir uykusuzluk çekiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bunlar sübjektif olmasına rağmen çok güzel bir indikasyon oluşturabilir. Diyelim ki çok süper memnun değilsiniz uykunuzdan. Veya bundan emin olmak istiyorsunuz. Veya sadece analitik bir adamsınız. Data, datasız konuşmam diyorsunuz. Daha nesnel bir hale getirmek istiyorsunuz. Şimdi kayda almak ve ölçmekle ilgili de size bir sürü yöntem önerebilirim. Öncelikle mesela kağıt kalemle bir günlük tutabilirsiniz. Bundan biraz bahsedelim isterseniz. Günlük deyince tabii böyle sevgili günlük, bugün de uyuyamadım falan gibi bir şey düşünmeyin lütfen. Şimdi biz ne yaptık? Bu bölümün notlarında linklerini vereceğimiz sizin için bir takım formlar hazırladık. Bu formlardan da göreceğiniz gibi aslında uyku günlüğü ve uyku jurnali diyebileceğimiz işte bir takım kayıtlar, loglar tutabilirsiniz. ve bunlar aslında oldukça formatlı bir şekilde yapabileceğiniz şeyler. Bunlardan bahsedeceğim şimdi. Tabi bir de teknolojik bakış açısı var. Yani ya kendinizi bir uyku merkezine götürüp kapatıp bir gün ölçtürebilirsiniz. Bu tabii daha ciddi durumlarda yapılan bir şey. Bir polisomnografi cihazına bağlıyorsunuz kendinizi gece boyunca. Burada tabii çok detaylı bir bilgi almak mümkün. Uykunuzun bütün kalitesiyle ilgili. Tabii akıllı saatlerden giyilebilir bir takım teknolojilere kadar, akıllı yatak veya başucuna yönelik bir takım cihazlara kadar bir sürü de uyku kalitesini ölçen cihaz çıktı. Bunlardan da bahsedelim. Şimdi önce şu günlük işine bir bakalım isterseniz. Uyku günlüğünü uyku ile ilgili çok önemli günlük bilgileri kaydettiğiniz basit bir kayıt sistemi olarak görebilirsiniz. İnternette bir sürü format vardı. Kendiniz de bir format oluşturabilirsiniz ama biz size Sleep Foundation'ın bir formatını Türkçe'ye çevirerek yardımcı olmaya çalışacağız. Show notlarında linklerini bulabilirsiniz. Burada iki tane form, aslında dört form var ama ilk ikisi bir uyku günlüğü ve uyku kayıtları, gün logo diyebileceğimiz bir takım formlar. Yani burada ne var aslında? E, yatağa girme saati, yaklaşık uyuma saati, uyanma saati, uykuya dalma süresi gibi bir takım bilgileri kaydettiğiniz yerler var. E, o gece kaç kere uyandınız? Gündüz şekerleme yapıldıysa onun saati ve süresi, Algılanan uyku kalitesi, gün içerisinde tüketilen alkol, kafein, tütün miktarı günlük olarak alınan ilaçlar, gün içerisinde yapılan egzersiz miktarı gibi şeyleri kaydediyorsunuz. İşte bunu mesela bir haftalığına kaydedecek şekilde size bir haftalık, bir sayfada bir haftayı tutabileceğiniz bir form sağlıyoruz. Ve bu şekilde aslında siz ona oturup baktığınızda yani bir patern görebilirsiniz diye düşünüyoruz. Ee, nasıl kullanabilirsiniz bunu? Valla şöyle düşünelim. Yani bizim işte dört formdan iki tanesi aslında bu kayıtları tutabilmek için. Bu kayıtları tuttuktan sonra bunu mesela iki hafta ya da üç hafta tuttuğunuz zaman eğer mesela çok büyük bir seyahat, çok acayip yani normalde yapmadığınız bir şey yoksa o haftaların içerisinde size genel bir patern, genel bir hikaye çıkartacaktır zaten tamam mı? İki tane daha form veriyoruz. Bu formlarda aslında şunu sağlıyor. Bir işte yani uyku ortamınızla ilgili gürültü durumu, ışıklar, işte aşağı yukarı ne kadar bir sıcaklık durumunun nasıl olduğu falan gibi bilgiler var bu formlarda. Bir diğeri de işte yatmaya hazırlanma ile ilgili yaptığınız şeyler. Gündüz yaptığınız şeyleri kaydediyorsunuz. Bunları bir araya getirdiğinizde, baktığınızda aslında siz uyku performansınızla ilgili genel bir durumu ortaya çıkartabilirsiniz diye düşünüyoruz. Kabaca iki ya da üç haftalık bir takip ciddi bir size fikir verebilecektir. Şimdi. Ben daha teknolojik yaklaşmak istiyorum. Biraz daha dataya açım falan diyorsanız da tabii bir sürü cihaz çözümü var artık. Bunlar hani çok pahalı çözümlerde değil aslında. Hatta birçok akıllı saat zaten içerisinde bunlarla geliyor. Neler var derseniz bir kere giyilebilir teknolojiler var. Yani bunlar akıllı saatler ya da bir takım bileklikler veya parmağa takılan yüzük şeklindeki cihazlar. Temelde hareketi, kalp atışını, nefesinizi... Bazıları kanınızdaki oksijen derişimini takip ediyorlar. Yani oksijen mesela önemli çünkü eğer siz sleep apne dediğimiz uyku apnesi yaşıyorsanız kanınızda oksijen derişiminde dalgalanmalar olabilecektir. Tabi bunları belli telefon uygulamalarıyla birlikte kullandığınızda fiziksel aktivitenizi, iyi piştiklerinizi yani bir uyku günlüğünde olan her türlü bilgiyi de toparlayacak şekilde bir kayıt tutmanız mümkün. Yatağın başucuna veya işte yatakların içerisine altına konan da bir takım cihazlar alternatif olarak var. Bunlar bu giyilebilir teknolojilere ek olarak tabi ortamın sıcaklığı, nemi, gürültüsü, ışığını da algılayıp sizin yine bu uygulamalara raporlayabiliyor. Hani bu veri nasıl toparlanıyor derseniz genelde dediğim gibi bir telefon uygulamasında toparlanıyor ve özellikle uyku süresi, ne zaman kalktım, ne zaman yattım, işte hangi uyku evresinde ne kadar olduğuma kadar var. Ama bu tabii bu teknolojilerin yeni olduğunu da düşünerek biraz hemen bu grafiklerden bir takım sonuçlara varmadan önce biraz dikkatli olmak lazım. Peki bunu nasıl kullanmak lazım bu verileri ve nasıl kullanmamak lazım? Size biraz bundan da bahsedeyim. Bu cihazlar aslında toplam uyku zamanınızı belirlemek için oldukça hassas çalışıyorlar. Şimdi uyku jurnali tutmaya, günlüğü tutmaya kalktığınızda şunu göreceksiniz. Yani işte gece işte kalktım kaç dakika ayakta kaldım falan bunlar çok kolay. Bizim takip edebildiğimiz şeyler değil yani yaklaşık bir fikriniz olabilir. Ama bu cihazlar bunu takip etmekte artık çok ustalar yani hareket, kalp atışı gibi bilgilerden sizin uykuya dalıp uykudan uyandığınız zamanı tespit edip uyku alışkanlıklarını oluşturmak için kullanılabiliyor. Hatta uykuya gidiş saatine alarmlar kurabilirsiniz. Gerçek uyku sürelerinizle yüzleştikçe bunları daha net ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde ortamla ilgili toplanan veriler de aslında ortamdaki sıcaklık, nem gibi, gürültü gibi faktörlerle uykunuz arasındaki ilişkinizi kurmanıza çok faydalı olabilir. Buna biraz da işte kafein bilgisi, egzersiz bilgisini eklerseniz oldukça iyi bir şey olabilir. Hatta bu verileri ben diyorum ki arkadaşlarıma doktor görüşmesine falan da götürün. Doktorunuzun da hatta önüne koyun arkadaş benim uyku bilgimde bu diye. Çünkü aslında bizim tabiplerimizin bizlere uykuyla ilgili daha fazla şey sorması lazım. Yani sizin mesela bir kan şekerine bakıyorsunuz ama üst üste 4-5 gün uykusuz kalan birisinin... ...tipki diyabetle karşılaştırabilecek kadar bozuk kan tahlili sonuçları... ...ortaya çıkabilir yani. Bunun da tek sebebi uykusuzluk olabilir. Peki bu verileri nasıl kullanmamalıyız? Yani uykunun kalitesiyle ilgili yorum yapmak için kullanmak doğru değil. Çünkü aslında hiçbir ticari cihaz... ...bir polisognografi cihazı gibi hassas veri vermiyor. Yani bunlar... Tabii çok detaylı bilgi toplayamadıkları için bilekten ne yapıyor? Tahminleme yapıyorlar yani. Dolayısıyla bu tahminlemeye bakıp "Ah ben neden derin uykuya dalamıyorum? REM uykusunda neden kalamıyorum?" falan dediğiniz zaman kafayı bunlara takarsınız, iyi olmaz. Onun yerine toplam uyku performansına odaklanmaya çalışmanız daha doğru olabilir. Yani sonuçta her gece Yeni bir gecedir. Her gece uykumuzu yeniden kazanmak için yeni bir fırsattır. Yani geçmiş dataya da çok fazla da gömülmemek lazım. Yani bu işin suyunu da çıkartmamak lazım. Şimdi sevgili dostlar, dediğim gibi bu bölüm böyle pratik, derli toplu bir şekilde size uykunuzu ölçebilecek bir iki araç sunuyoruz. Arzu ederseniz mesela bu cihazlarla ilgili çok fazla ticari cihaz söz konusu. Ben mesela belli bir süre Garmin'in cihazlarını kullandım. Hiçbir yani ben kişisel ilişkim yok ama kullandım. Oldukça da faydalandım. İşte bir sürü akıllı şu anda işte Apple, Samsung falan gibi bildiğimiz bir sürü tüketici elektronik markasında bir sürü akıllı cihazı var. İşte fitness tracker denilen o cihazların da var. Bunları YouTube'dan da çok fazla review'larını inceleyebilirsiniz. Meraklıysanız bunlara. Dolayısıyla ben hani o cihaz bazına da girmek istemiyorum ama Günün sonunda şunu söylemek istiyorum size. Yani bu uyku işini ciddi almak lazım. Dolayısıyla en azından kendi performansımıza yönelik farkındalığımızın belli bir noktada olması lazım. Benimle bu yolu yürürseniz hepinizi zaten uyku uzmanı yapacağım ben. Ama sizlerin de bu noktada farkındalığı ölçmesi, takibini de aslında önemli, faydalı bir faaliyet olarak görüyorum. İyi uykunun sihirli gücü üzerinize olsun. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.